Hakkın var yerdesin, öpücün yok veresin. Bundan çıkmaz hiç başım sen, ne kayhan ne sesin. Uyan oldu sabahlar, yeryüzünde neler var. Gör, bak, düşün, işit, anla. Ne yalanlar, dolanlar, yutturanlar, yutanlar. Tepe kuşu, tepe kuşu, kanadın var yerdesin. Öpücün yok demesin, bundan çıkmaz hiç başın sen. Ne kayfak nesnesin, tepe kuşu. Bir düle bak bir bugüne, hey gidi günler hey. Az gittik, uz gittik, bir döndük baktık ki dostlar. Olduğumuz yerdeydik, dün fesli bugün şapka, dün peçeydi beyaz hat, bugün fora güçler, bugün fora kolbacan. Boğaz Köprüsü yoktu daha, Galata Köprüsü tahta. 10 para verirdiniz geçerken adam başına. Atlı tramvaylar sokakta, faykozlar rampan sürer. Kupalar gürültüsüz, trafik derdi yok henüz. Sivile yemek yenirdi. Tatlılar, börekler, helva. Hayat ateş pahası değil. Batum gazının terekesi 100 para. Okka ile çekilme başla, daha bilinmez kilo. Katip kimitle yazar, nesnedone daktilo. Von Braun daha doğmamış bile, daha ne jet var ne füze. Gagarin'in esamesi okunmaz, fethedilmemiş feza. Hoparlör yok, mikrofon yok, olsa olsa megafon. Daha keşfedilmemiş, bilinmiyor ki atom. Ne elektronik beyin, ne hesap makinası, ne çoban sülü bilinir, ne de kardeş kavgası. TRT diye bir şey bilinmez, hayali hap. Abone sokağı henüz, o tarihte yeşil cam. Hazinemiz o zamanda yine böyle takla kır. Hünkar Yahudi sarraftan her ay başı borcadır. O zaman da bugün gibi ayağımızda durumuz yok. O zaman da bugün gibi başımızda fesleğen. Ama esme ümidi yarın başka olur. Belki. Gün doğmadan Nesime-i Şeb'den neler doğar demişler. Boşuna mı bu sözler? Geceler doğum kontrol hapı almaz. Doğurgandır geceler. Bir güne bak bir bugüne, hey gidi günler hey. Az gittik, buz gittik, bir de döndük baktık ki dostlar, olduğumuz yerdeydik. Efendim, her şeyin dünü ile bugününü birlikte gözden geçireceğimiz bu programımıza izniniz olursa tiyatrodan başlayalım dedim. Tiyatronun dünü denince de akla ilk gelen Direkler Arası olacaktır tabii. Bakınız, bu Meddah Aşkiye Efendi. Bir hikayeye girmeden önce dinleyiciler toplansın diye uzun bir peşrev yapıyor. Hak dostum diye başlayayım söze, hoş olsun beyler kıssamız size. Sühendan-ı gülistanı nezahet, nihali gonceyi bağ-ı zerafet. Söyledikçe sergüzeşti, verir bezme letafet. Dinleyin imdi bendeyi acizden, bir hoş hikaye. Efendim, vakti evaide yaşlı bir zat, Bandırma vapurunun kamerasına seyahat ediyor. Adamcağız bir yandan denizi seyreder, bir yandan da kendi kendine bir şeyler mırıldanır. Arada bir de kık 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 diye gülermiş. Bazen de eliyle şöyle bir işaret yaparmış. Karşısında mütehayyirane kendisini seyreden gençten bir zat dayanamamış sormuş. Affedersiniz beyefendi, deminden beri hayretime mucibi. Kendi kendinize bir şeyler mırıldanıyorsunuz, sonra kah 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 gülüyorsunuz. Acaba sebebi ne ola ki? Adam gülmüş. Efendi evladım demiş. Bendeniz uzun seyahatlerde pek fazla sıkılırım. Canımın sıkıntısını gidermek için de kendi kendime fıkralar anlatırım. Tabii hoşuma giden bir fıkraya rastlayınca da dayanamayıp kahkahalarla gülerim. Peki güzel beyefendi de ya o elinizi arada bir böyle yapmanız, o ne oluyor? Ha evladım, bazen de bildiğim bir fıkraya rastlıyorum. O zaman da geçiniz onu efendim diyorum. İşte böyle efendim, biz de bildiğimize geç onu diyerek, bilmediğimizi yuvarlayıp sarıp sarmalayarak kaldığımız yerden devam edelim hikayemize. Efendim isim isme, kisp kispe, semt semte benzer, doğru yalan vakit geçer. Her ne kadar sürçülisan ettik ise affola. Kemani Yorgi Efendi, Millet Tiyatrosu'nun değişmez maestrosuydu. Aynı zamanda da kantocu Küçük Virci'nin zevciydi. Karısını kıskandığı da söylenirdi. Efendim oyun başlamadan önce perde arasında orkestraya nota dağıtılırdı. Aslında orkestra kafadan çalardı ama yaptıkları işe ciddi bir hava vermek için notadan çalıyorlarmış gibi yaparlardı. Şimdi huzurlarınızda Kemani Yorgi Efendi'nin refikası kantocu Küçük Virci. Aman Allah vefasız kahpesine. Yandım ha dostlar yandım, vefasız yardan uzandım. Yandım ha dostlar yandım, çıtı pıtı yardan uzandım. Çıtı pıtı döktü dilleri, aldı da öpücükleri. Çıtı pıtı şeftalilerimi, şeftalilerimi ulan ver geri. Maşallah efendim, maşallah efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, bendeniz komiki şehir Kel Hasan Efendi'nin ortağı ve de oyun arkadaşı Agah. Sağ olsun bizim Hasan Efendi'nin türlü türlü huyu var. Her oyun başlamadan ille gidip gişeden bir altın lira alacak. Uğur bellemiş güya. Ayda ne eder? Beleşten 30 altın lira. Bunu hesaba vurdurmaz Hazret. Uğur parası temsil masrafına mahsup edilir diyor. Malumu âliniz Hasan Efendi oyunculuğa başlamadan önce Kuşdili Çayırında yoğurtçuluk yapardı. Bu akşam seyircimiz oldukça az. Millet Madros Mınakyan'ın Osmanlı Dram Kumpanyası'na koşuyor. Akıl sır erdiremedim gitti. Biz burada güldürelim diye burnumuzdan telliyoruz. Millet oraya gidip sabiye sümük ağlamayı tercih ediyor. Bu millet böyledir zaten. Anasını ağlatanı daha çok sever. Şimdi bir de Darül Bedahi diye bir şey çıkarttılar başımıza. Başına da bir Fransız getirmişler. Adı Andon mu, Antonio mu, ne karnı ağrısıysa. Oyuncular mektepten yetişecekmiş bundan sonra. Hasan Efendi'ye geçen akşam, bak Hasan Efendi artık oyuncular mektepten yetişecekmiş dedim. Hiç fütur getirme agah dedi. Asıl seyirciler mektepten yetişirse o zaman halimiz dumandı. Efendim malum haliniz, Hasan Efendi sahneye girmeden evvel dışarıdan bir teneke yuvarlar. Seyirciler de gülmekten kendini yerden yere atar. Hasılı tuluat tabirince komik girer ve de ne bok yiyeceğini bilir. Vay ibiş, bu ne rezalet? Herkesin eteğini öptün, bize ise sadece bir temenni ettin. Üstelik onu da omzundan attın. Ne yapalım? Adamına göre selam, sana da omuz tarafı düştü, Allah Allah. Vay biz adam değil miyiz? Üstelik ben beyefendinin kahyasıyım. Sen beyefendinin kahyasıysan benim de keyfimin kahyası değilsin ya. Oğlum ibiş, oğlum ibiş. İstemeden söylediklerinize kulak misafiri oldum, sen biraz ileri gidiyorsun. Efendim? Sen biraz ileri gidiyorsun. Hayır ustacığım, bu adam benim ayarımı bozdu, 5 dakika geri kalıyorum. Evladım söyle bakayım bana, sen bu kahyayı niçin çekemiyorsun? Bu kahya çekilir mi efendim? Bunun rapia silindiri bile çekemez, yalı kadını gibi adam. Ayıp ediyorsun, saygı ve hürmetle kusur etmeyeceksin Kahya Efendi'ye. Kahya Efendi, buyurunuz efendim. Siz efendim şimdi lütfen çiftliğe gidiniz, oradaki işlerle ilgileniniz. Sonra bana telle neticeyi bildirirsiniz. Başüstüne beyefendi. Sağ olun efendim, selametle. İbiş. Buyurun efendim. Beni üzüyorsun İbiş. Niye efendim? Biliyorsun sen elimize küçücük geldin, biz seni eğittik, büyüttük efendim, bu yaşa getirdik. Fakat sende ümit yok. Niye efendim? Halbuki sende ümit olsaydı, sen güzel bir insan gibi yetişseydin, terbiyeli bir insan olsaydın, bir çelebi bir efendi olsaydın, benim yanımda gezerdin. Gezerim efendim. Ben seni İstanbul'un her tarafını gezdirir gösterirdim. Sağ olun efendim. Bir lokantaya giderdik, seninle beraber baş başa bir akşam yemeği bile yerdik. Ama inşallah efendim, sağ olun. Nerede efendim, vazgeçtim, olmaz. Niye? Sen bir patavatsızlık edersin, beni ele güne rezil edersin. Hayır usta diye vallahi ağzımı bile açmam namussuzum. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Peki o zaman ben seni bir sınayacağım efendim, ben seni bir imtihan edeceğim. Eğer bu imtihanda muvaffak olursan bu akşam seninle çıkıp İstanbul'da güzel bir lokantada baş başa bir akşam yemeği yiyeceğiz. İnşallah, buyurun efendim. Hazır mısınız efendim? Hazırım efendim. Efendim evimizden çıktık, lokantaya gittik, vasıl olduk. Lokantadan içeri girdik, kapıdan içeri girdik. Böyle salonda bir bakındık efendim. Köşede 4 ayaklı bir şey duruyor. Söyle bakayım o nedir? Eşek. Ne eşeği duruyor? Bayağı normal bir eşek. Evladım lokantada eşek ne arıyor? Efendim sahibi bağlamış oraya, gözünün önüne bağlı yerim, yemek yerken kalıp götürmesinler diye. Olmaz İbiş, sahibi eşekle de gelse lokantaya, getirir de içeri mi bağlar çocuğum, götürür dışarı bağlar, bir ağaca bağlar. Ağaca bağlar öyle ya, lokantanın içine niye bağlıyor? Eşyalı eşeğe bak şimdi. Yok böyle bir şey. Fevkalade sinirim bozuldu, terbiyesiz herif. Ulan lokantanın içine eşek bağladık ya. Sakin ol, eşek yok. Nasıl eşek yok? Eşek yoksa bu koku ne usta? Bak, tezek kokuyor. Olmaz efendim, kibar lokantada sadece yemek kokar, tezek niye koksun evladım, taktın eşeğe. Taktım eşeğe tabii, elim getirme, eşeği baş ucumuza bağlamış. Yahu bırak eşeği. Bırakamam, ben kendi eşeğim değil usta, elimin eşeğini bırakırsam kaybolur maybolur, başımız belaya girer. Evladım unut, eşek gitti. Tamam. Tabii eşek gitti değil, Senden korkusundan çıkardı, kapının önüne bağladın namussuz. Estağfurullah efendim. Şimdi kibar bir lokantada eşek olmaz efendim. Olmaz efendim. O sana tarif ettiğim 4 ayaklı şey bir masa. Ha, bir masa. Ve biz diğer masaların arasından geçtik, gittik masaya oturduk. Rezil olduk, herkes bize bakıyor, yuh hıyarlara bak diyor. Niye canım? Masaya oturulur mu, orada sandalye var, sandalyeye otur. Evladım sözüm gelişiyor, öyledir zaten. Biz de masanın kenarındaki sandalyeye oturduk. Evet. Sandalyeye oturduk efendim, bir garson masaların arasından dolaşaraktan bize doğru geldi. Sen garsona ne dersin? Dolaşma oğlum, otur 2 laf ederim derim. Olmaz canım, onun vazifesi dolaşmak. O zaman nedir diyoruz şimdi, ne istiyorsun sen? Git dolaş bakayım derim. Çık kapının önüne bak bakalım, eşek ne durumda. Aman bırak eşeği, takma eşeği, kendinden eşeğe dönmeyelim mi iş? Ya ben ona eşeğe taktım şimdi, herif ne yapıyor acaba dışarıda, merak ediyorum. Olmaz efendim, sen eşeği bırak. Garson bey dolaştı geldi, biz garson beye yemeklerimizi ısmarladık, garson bey gitti. Şimdi dikkatli ol bakayım, söyle masaya önce ne gelir? Kedi gelir. Hoppala, kediyi nereden çıkardın bugün, hayvanata taktın be yavrum? Kedi gelir. Evladım kibar bir lokantada kedi gibi, eşek gibi mahlukat olmaz. O zaman sen dışarı çık usta, seni görürlerse çok fena bozulur. Seni terbiyesiz menun, seni edepsiz seni. Bak bir de benimle eğleniyor, görüyor musun seni? Latife ettin sanıyorum. Latife ettim efendim. Peki efendim, ne eşek vardı ne kedi. Burası kibar bir lokanta. Ama bu kedi de kibar kedi. Nereden belli? Adı Minnoş. Evladım Minnoş da olsa lokantada kedi olmaz. Olmaz efendim. Sofraya önce çorba gelir. Tabii, sofraya önce çorba gelir. Ha? Sen çorbaya ne sıkarsın? Tabanca sıkarım. Hoppala, olmaz öyle şey. Ben sinirli adamım, iki carcör boşaltırım. Evladım çorbaya tabanca sıkılmaz. Ben o eşeğe taktım ya, işte o hırsımı şimdi çorbadan alacağım. Olmaz efendim, başka bir şey sık. Efendim? Başka bir şey sık. Nasıl bir şey sıkayım? Nasıl sıkarsın? Ne bileyim, hani dişlerimi sıkarım. Allah layığını versin. Olmaz efendim, ekşi bir şey sıkarsın, ekşi bir şey sıkarsın. Ne bu? Kuş bula. Allah layığını versin. Ne demek o? Döngel. Ne demek evladım? 66. Evladım olmaz öyle şey. Koç bıyık. Allah layığını versin. O başka biri yemiş. Ha nedir o? Koca karı. Efendim? Koca karı muşmula o muşmula. Muşmula sıkarım. Onu bırak efendim. Muşmula sıkılmaz. Böyle zıratını adamın muşmula diyor bana. Ekşi bir şey sıkarsın canım. Limon sıkarım. Hah limon sıkarsın. Nasıl buldun usta? Maşallah çocuğun biraz zor oldu ama gene buldun. Peki ne ekersin? Buğday ekerim. Olmaz efendim. Niye buğday? Ne ekersen onu bitersin. Olmaz efendim. Bırak atasözünü. Akakya kara gün içindir. Atasözlerini genç. Sakla sabahını gelir zamanı. Evladım atasözünü bırak. Ayağını yorganına göre uzat. İmiş atasözünü bırak. Damlaya damlaya göl olur. Yapma imiş atasözünü bırak. Bahçelerde maydanoz, bu ne boktan lacivert. Allah Allah. Sen şunları kur, sen geç kalmadan hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? İkindi namazını kılacağım, ezan okunmaya başladı. Evladım burada ezan-ı Muhammedi'yi kıraat etmiyorum, sana sinirlendim. Öyle bir nida çıkardım. Ha öyle mi? Affedersiniz, ben yanlış anlamışım. Allah Allah diyorum yani, bırak. Bıraktım efendim. Sen çorbaya tuz ve biber ekersin. Tuz ve biber ekerim. Ha şimdi söyle bakayım bana, sen çorbayı neyle içersin? Efendim? Sen çorbayı neyle içersin? Ağzımla içerim. Hoppala sahi mi söylüyorsun? Vallahi. Evladım bir lokantada bütün beyefendiler, bütün hanımefendiler, çocuklar çorbayı ağızlarıyla içerler. Allah Allah. Bu gayet tabii. Ben tek başıma sadece ben içermişim gibi geliyor. Olur mu efendim yani ağzınla içersin de ne kullanırsın? Bir alet kullanırsın. Kerpeten kullanırım. Kerpeten olmaz, başka bir alet kullanırsın. Çekiç kullanırım. Çekiç de olmaz, tahta da olabilir. Şimşir olabilir. Efendim? Şimşir olabilir. Tahta bir tokmak kullanırım. Tokmakla olur mu evladım? Dövülmez, iteceksin şöyle çukurda sapan bir şey kullanırım. Anladım ustacığım. Huni kullanırım, huni. Huniyi nereden çıkarttın? Huniyi nasıl içiyorsun efendim? Çorbayı nasıl içiyorsun huniyle çorbayı? Efendim ağzıma konup huniyi birisine de garsona rica ederim. Garson üstten çorbayı boşaltır. Evladım daha kolay bir yol varken niçin zor yolları seçiyorsun? Kaşıkla içersin. Ben çorbayı kaşıkla içerim. Hele çok şükür efendim. Sen ama çorba efendim geldi. Kaşıkla çorbayı içtin, bitirdin. Evet. Garson geldi. Evet. Sen garsona ne dersin? Bir çorba daha. İkinci çorbaya ne lüzum var? Sen çok konuşturdun beni, ben birinci çorbadan bir şey anlamadım usta. Hadi peki senin gönlün olsun. İkinci çorbada geldi, onu da kaşığından içtin, tamam eyledin, bitirdin. Evet. Garson tekrar geldi. Sen garsona şimdi ne dersin? Bir çorba daha. Üçüncü çorba niye? Ben başka yemek bilmiyorum, ben bir çorba daha içip kalkıp gideceğim. Evladım olur mu ki, var bir lokantada liste vardır. Öyle mi? Menü vardır tabii efendim. Al bakayım listeyi şimdi oku. Okuyayım efendim. Oku bakayım. Konya lezzet lokantası. Altını oku, altını. Belediyece tasdiklidir. Evladım ortadan oku. Kompostolar. Yahu kompostoları, tatlıları bırak ondan sonra evladım yani. Mesela diyorum et yemeği. Bir pilav, üzerine et. Aman bana bir pilav üstüne etme. Hay terbiyesiz efendim. Öyle değil efendim yani et yemeklerini oku. Et yemeklerini. Et yemeklerini okuyorum. Oku bakayım efendim. Usta. Bu yemekler yenmez. Niye canım? Baksana bu yemeği yemek için şövalye olmak lazım. O nereden çıktı şimdi? Yemeğin ismine bak. Şatobriyan. Evladım Şatobriyan şatoda yapıldığından öyle değildir. O da etin bir kısmı, bir bölümü efendim. Başka neler var bakayım? Yok yok usta. Biz yabancı dil bilmiyoruz. Bu yemeği yemek için başka memlekete gitmek lazım. Neymiş o? Olur mu efendim? O da bonfileden yapılır efendim. O da güzel bir et yemeğidir efendim. Başka neler var bakayım yemeklerden? Oku yiyelim. Yok usta. Bu lokantada yemek yok. Kalk gidelim başka lokantaya. Oğlum yazıyor orada, okusana yemekleri. Efendim yemekler yazıyor ama yok. Bak. Efendim patlıcan fırında, kabak fırında, patates fırında, havuç fırında, makarna fırında, tavuk fırında, hepsi fırında. Ulan biz de yiyeceğiz burada. Bir sus! Efendim bir sus! Ayran buz! Ne burada buzlu kafa? Ya bu Kerli Ferli zat kim diye soracak olursanız, ona adıyla sanıyla Osmanlı Dram Kumpanyası'nın baş aktörü, büyük trajedisyen Madros Mınakyan Efendi derler. Ah! Lakin ne kadar tebeddül etmişsin Pierre. Sizi tanımakta hayli müşkülata duçar oldum. Sadece siz değil, artık kimseler beni tanıyamıyor azizem Clotilde. Bir günah olduğum halde şen'i bir iftira ile 15 sene Senlor hapishanesinin rutubetli zindanlarında ızdırabatı kalbiye çektiysem, elbet bunun izleri şakaklarıma düşen bu aklarda ve bakışlarıma inen bu melaldan umayan olmak iktiza değildir. Ah zavallı dostum. O hain ve cebin Leopold Ferdinand sade familyamızı mahvetmedi. ondan da beter olaraktan şanı şerefimizi payimal etti. Sizi deni bir iftira ile kendi yaptığı cinayetin faili olarak polise ihbar eylediyse, ondan sonra bilahare Marsilya'ya giderek Kerimeniz Charlotte'un safiyeti kalbiyesinden bir istifade onu da ifade etmiş idir. Zavallı Kerimem, zambaklardan temiz, paküdür aşan pakire Charlotte'um. Ah, eyvah, biçare peder. Bunları işitip duymak ve dahi örgenmek, derunu kalbime bir ateş düşürdü. Ah, zalim sefil. Susunuz, efkarlanmayınız Pierre. Sefaletinizi tezahüt ettirmeyin. Benim efkarım o idi ki, sen Lor hapishanesinden kaçar kaçmaz, o sefili bu adı buloyunda düvelluğa davet etmek, sefil ruhunu ve yılan vücudunu ortadan kaldırmak, dünyayı böyle bir şeriden halas etmek idi. Ama şimdi öğrenmiş bulunuyorum ki, o hain benim gaybubetimde sizinle tehvil etmiş bulunur. Yalan, kalomni, iftira. O iş öyle olmadı. Evet madam, maalesef evet. Bunu duyunca artık her bir şeyin hitam bulduğunu anladım. Beşer fani mahlukattan olduğu için kusursuz olmaz. Lakin darı dünyada kimsesiz, çaresiz kalmış idim Pierre. O da izdivacıma talip olunca reddedemedim. Hem daha o zaman maskesini atmamış, deni cürümlerini itirafatta bulunmamış idi. Demek ki rivayetler gerçek imiş. Demek ki şu dünyada namusu mücessem olanlar ıstırap çeker, zindanlarda sürünür ve şerirler şu mukaddes güneşin altında önlerine gelenle zina yapabiliyorlar. Efsus, efsus. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Pierre, kendinizi harap etmeyiniz. Bir İspanyol korsanın bana hediye ettiği bu zehirli yüzüğü, yıllar mukaddem Senlor hapishanesinde çiğneyip kendimi intihar etmeyi efkarımdan geçirmiş idim. Ama o zaman Charlotte'un ve sizin intikamınızı kim alacaktı? Bunu düşünüp yaşama ahtı kasem etmiş idim. Ama şimdi görüyorum, hepsi boşuna. Kont de Porsaniak, ne demek istiyorsunuz? Affet beni sevgilim. Asla madam. Ailemizden aldığım ananevi terbiye onu emrediyor ki, bir Porsaniak kontu namusuna söz getirmektense canına kıymayı tercih eder. Ve de ısrar beyhudedir. Biraz önce arsenik almış bulunuyorum. Tesiratı yavaş yavaş tezahür etmeye başlamıştır. Vücudum soğumaya başlıyor. Sizi bulanık görüyorum. Gidiniz madam, gidiniz Clotilde. İstirham ederim, gidiniz. Sizi görmek istemiyorum. Siz de beni bu anımda görmeyiniz. Hayatınızı nedamet gözyaşlarıyla geçirmenize gönlüm razı olamaz. Gidiniz. Gidiniz ve kocanızla mesut olunuz. Pierre de Porsaniak, sevgilim. Pierre! Pierre, niçin yaptın bunu? Sizin ve Charlotte'un şerefinizi halas için azizem. Adieu. Şimdi de sevgili seyircilerimiz, size Niko ve Amelia kardeşlerden bir düet sunuyoruz. Maske. Güç haliyle işte geldim, bugün muradıma erdim. Güç haliyle işte geldim, bugün muradıma erdim. Koca mevde kohorlasın, ben burada vur patlasın. Koca mevde kohorlasın, ben burada vur patlasın. Hadi varsa kalk sen evlen, gece gündüz evde küflen. Hadi varsa kalk sen evlen, gece gündüz evde küflen. Yarını hiç düşünmeden bu gece güzelce eğlen. Yarını hiç düşünmeden bu gece güzelce eğlen. Geceyi hoş geçirmek için lazım güzel bir güvercin. Geceyi hoş geçirmek için lazım güzel bir güvercin. Ama olma malı pek hat, eğlenmeli rahat rahat. Ama olma malı pek hat, eğlenmeli rahat rahat. Karşıma ilk çıkan budur, pazarlığı gelsen uydur. Karşıma ilk çıkan budur, pazarlığı gelsen uydur. Kart olursa budur kısmet, genç olursa demek servet. Kart olursa budur kısmet, genç olursa demek servet. Kabul etsen gel şu kolu, şampanyalar dolu dolu. Kabul etsen gel şu kolu, şampanyalar dolu dolu. Eğlenelim, zevk edelim, yarını düşünmeyelim. Eğlenelim, zevk edelim, yarını düşünmeyelim. Bu nasıl söz, ne cesaret, sakın çıkmasın rezalet. Bu nasıl söz, ne cesaret, sakın çıkmasın rezalet. Korkma benim dilber gülüm, ne rezalet var ne ölüm. Korkma benim dilber gülüm, ne rezalet var ne ölüm. Aç maskeni, ne istersen sana vereceğim. Bir kerecik gül, yüzünü göreceğim. Ah kocam! Eyvah karım! Aman o ne? Odur evet, subhanallah karım klaret. Zevcem imiş, ne delayet, safa yerinde rezalet. Bu sana olsun nasihat, istersen bir dahi aldat. Bu sana olsun nasihat, istersen bir dahi aldat. Hemen gelir sille tokat, görmesin dünyada rahat. Hemen gelir sille tokat, görmesin dünyada rahat. Efendim, tiyatromuzun bugününü mü merak ediyorsunuz? Açın gazetelerin tiyatro ilanları sayfasını, seçin birini gidin. Gideceğiniz varsa, göreceğiniz yok. O ne demek? 55 milyonluk bir ülkede yalnızca 30-35 tane tiyatro varsa, o ülkede tiyatro yok demek. Peki ne yapmalı? Devletiyle, milletiyle, basınıyla bu sanat dalına sahip çıkmalı. Bu iş konferans olmaya doğru gidiyor, olayı burada noktalamalı. Nokta. Aman maşallah inayetciğim. Aman efendim maşallah hidayet! Şükür kabul ettiler lan, şükür kabul ettiler lan! Oh! Oh! Aman! Mirim ne kadar sevindim bilemezsiniz yani! Öyle bir özlemiştim ki burnumun diriği sızlıyordu, gözümde tütüyordunuz yahu! Ah, kadim Yunan'dan beri görüşmüyoruz gibi geldi bana! Evet. Dedim bu kadar zamandır görmüyorum inayetçiğimi, bir yolda görsem aniden naziyesi değişmiş midir tanıyamam diye ödüm patladı, yerseme lale kapıldım bir aralık! Seninki gene iyi Mirim, benimki daha kötü! Hı. Uzun müddettir haber almayınca yaşıyor mu, öldü mü? Öldüyse şu koskoca dünyada ben hidayetsiz ne yaparım diye böyle bir efkar bastı beni bildiğiniz gibi değil. Ah canım, bundan sonra öyle şey yapmayalım, uzun süre ayrı kalmayalım. Uzun ayrı kalmayalım canım. Ha? En son ne zaman görüşmüştük? Bugün ikindiğin. Şimdi sen beni görüşmüyoruz anam ama. Aman bir daha ayrı kalmayalım. Evet. Maşallah, buyurun efendim, şöyle oturun. Şöyle buyurun efendim, rica ederim. Allah aşkına siz şöyle buyurun. Siz öyle buyurun, ben böyle oturayım. Evet, öyle oturalım çünkü değişmeye kalkarsak şimdi zaman geçer, yaşlanırız. Bravo. Hayatın tadını çıkaralım. Oh! Aman, aman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Çok şükür, kaldın. Hadi hadi yine kaldın. Bir ara gidiyorsun sandım. Daha da nasılsınız? Sağlık ve afiyettesiniz inşallah birader. Çok şükür, hamdü senalar olsun. Vallahi iç güveysinden hallıca inayet. Ne gibi yani? Bir yiyip bin şükür ediyoruz. Dert üstüm, rahat üstüyüz. Çok şükür. Hayır tamam, güzel söylüyorsunuz da yani öyle ben pek fazla şükredecek bir şey göremiyorum. Ama niye öyle söylüyorsun canım? Bin şükür halimize, bin şükür kardeşim. Bakınız ortalık gün günden ucuzluyor. Türk lirasının değeri yükseldikçe yükseldi. Sularımız şarıl şarıl akıyor. Asayiş berkemal. 6 aydır Güneydoğu'dan ölüm haberi gelmedi. Komşularımızla münasebetlerimiz gayet hoş, gayet iyi. Yani sırtımız pek, karnımız tok. Evimizde yasak kitabımız, eroinimiz, kokainimiz yok. İyisin değil mi Hidayet? Çok şükür. Lan ne acayip şeyler söylüyorsun birader, neler söylüyorsun ya? Öyle konuşmak gerekiyor da onun için inayetçiyim. Yok ya. Niye? Öyle her şeyi selleme, selam söyleme zamanı çoktan geçti. Yapma. Yerin kulağı var, bir duyan olur yakarlar Allah canına. Ne gibi yani? Öyle ne sola karşı konuşacaksın, ne sağa karşı. Sola konuşuyorsun, tak götürüyorlar. Sağa konuşuyorsun, tak götürüyorlar. Aşağı konuşuyorsun, batıyorsun. Yukarı konuşuyorsun, o 684 rakıma rağmen bir şey söylüyorsun, hayatın sönüyor. Ticaret yapıyorsan ticari hayatın sönüyor. Buralarda bir yerde İstanbul'da çalışıyorsun, Hakkari'ye tayin oluyorsun. Onun için her şey iyi, her şey güzel. Şimdi anlıyorum, evet. Daha nasılsın inayet? Havalar nasıl üstadım? Valla siz bunu sorduktan sonra, böyle şeyleri söyledikten sonra ben nasıl olabilirim yani? Ben herhalde iyiymişimdir bilirim. Yani ileride bir gün iyi olma ihtimalim belirebilir. Ne işte öyle sağ dizimde... Bunu söyleyebilirim değil mi? Tabii de o kadar da değil. Efendim sağ dizimde bir mafsal ağrısı var. Fevkalade kötü bir şey, böyle yolda yürürken takır tukur takır tukur sesler çıkarıyor. Canım, mafsal romatizması o, mafsal romatizması. Bu nemden falan da çok kötü etkileniyor o. Öyle ya mi? Tabii olumsuz etkileniyor yeni tabiriyle. Efendim bu İstanbul malum haliniz nemli bir yer. Evet. Havada nem çok fazla, %80'lere varıyor. Olacak şey değil yani, dayanamıyorum, ben de dayanamıyorum, soluk alınmıyor. Geçen de bir ev değiştirdim, yeni bir eve taşındım, inayetçiyim. Duvarlardan su sızıyor, güherçile, her taraf güherçile. Allah seni inandırsın, yahu Bodrum'a fare kabalı kurdum, balık yakalandı be. Böyle nem olmaz. Böyle bir bala olmaz. Canım biz de balık dediysek orkinos yakalanmaz ya. İşte öyle bir kıraçak İstanbul. Bakalım 1-2 gün içinde havalar nasıl gidecek? Vallahi gene yağmurlu mudur dedi, ne dedi? Nümbüs gümülüs geliyormuş da alçak basınç, yüksek basınç bir şeyler geliyor. Gene yağmur yağacakmışsınız kızacak. Aman boşver, bir boktan anladıkları yok. Kim, radyodakilerin mi? Hayır efendim, bu hava raporunu yazanların. Eskiden öyle miydi? Ben hatırlarım, bir Fatih Hoca vardı. Öyle Kandilli rasathanesinde oturur, pencereden dışarı bakar, ne söylerse aynen çıkardı yahu. Hakkı haliniz var efendim. Nerede o canım hava raporları? Nerede o eski canım havalar? O kara yeller, yıldızlar, poyrazlar. Sağlam rüzgarlar. Biliyor musun Hidayet? Eskiden yağmurlar daha az ıslatırdı insanı. Şimdi hiç yağmıyor. Evet. Adeta inkisar aldı bu İstanbul. Ne gibi? Yağmıyor kardeşim. Bu Nurettin Sözen beyefendi geldi ya. Otolaringolojist. He? Otolaringolojist. Evet. Kulağını, burnunu, boğazını kesenlerden. Adamı kocaman mesleği var, ne güzel. Bu bir İstanbul Belediye Başkanlığı'na özendi. Nasıl olsa seçilemem diye bir takımda vaatlerde bulundu mu sana? Bir geldi İstanbul'u kuruttu. Ya su yok. Ya her taraf kurudu, kurban oldu vallahi. Yani bu Nurettin Sözen'in kuruluğundan istifade etmek lazım. Ne gibi mi? Bakın şimdi bu Körfez krizi var ya efendim, ne kadar zamandır. Evet. Körfez kriziyle herkes uğraşıyor. Özal ayrı uğraşıyor, Bush ayrı uğraşıyor. Hiç lüzum yok. Göndereceksin Nurettin Sözen'i, Saddam'ı bir haftada kurutur Allah. Sana biliyor musun? Eskiden çamurlar bile daha temizdi ya. Ah canım tabii. Nerede o eski çamurlar? Eskiden paçanız çamurlandığında biraz kuruturdunuz. Nemini atınca şöyle hafif bir çite gibi çiti püf 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 2 fiske. Çamuru gitti. Geçenlerde benim paçam çamur oldu, sağ paçam. Önce şöyle bir kuruttum, sonra fıs 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 iki fiske sağ paça gitti. Ya gitti neden? Çamurlar asitliymiş. Gördünüz mü ya? Çamurlar da bozuldu. Vallahi eskiden Aksaray'da bir Külhan Bey'i vardı, Çamur Şevket. Şimdi yaşasa ona asit Şevket demek lazım. Asit Şevket. Aman muhterem, önce de havadan sudan konuşalım canım. Sülfiyare dokunmayalım. Vallahi öyle miydim? Ah, son zamanlarda her şeyin modası var. Şimdi bu yağmur da moda oldu biliyor musun? Yağmurun nesi moda oldu ya? Yahu şimdi bir memlekette yağmur esasında zamanında yağardı. Evet. Nisan yağmurları vardı, Eylül yağmurları vardı değil mi? Şimdi mevsimler kaydı, yağmur yok. Yağmuru zamanında yakalamak için yağmur duasına çıkılırdı. Galiba öyle derin hoca da yok yağmur yağdırsın. Şimdi bir çare buldular, bulut bombardımanı. Ne bombardımanı? Bulut bombardımanı, bulut. O nasıl şey? Ha şimdi bu böyle atom mandarına benzeyen büyük beyaz bulutlar var ya... ...nümbüs, kümülüs mü, otobüs mü, minibüs mü ne? Onlar geliyor, havzanın üzerinde duruyor. Havza dediğim de şey yani, baraj mıntıkası. Onun üzerindeyken bir uçak kalkıyor, onun içine bir bombardıman yapıyor. Yani böyle gaz püskürtüyor, gümüş oksit mi, gümüş nitrat mı ne püskürtüyor. Bulutu daha fazla soğutuyor, soğuyunca da bulut bünyesindeki bütün suyu döküyor. Allah Allah! Ya yani baraj bölgesindeyse bu, havzaya yağıyor. Evet. Şimdi havzaya yağdı, yağdı. Heh. Havzaya yağmadı, zaten Valide Hanım'ın oralara kar yağdı. Riski var, riski. Allah muhafaza, her yeri sel basar. Ne gibi? Efendim böyle denemeler düz yerlerde yapılırmış. Bak Sovyetler Birliği'nde öyle yapılmış. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle yapılmış. Suudi Arabistan'da öyle. Çölde düzlükte yapılıyor. Evet. İstanbul'da yapılır mı bu? İstanbul Yeditepe. Şimdi havzanın üzerinden bulut bombardımanı yapıldı. Rüzgar esti geldi Bayezid'in üstüne. Bayezid'e yağdı mı? Yağdı. Ne oldu? Ne oldu? Aksaray baraj oldu. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını yapar. Doğal barajımızı açıyorum diyerek Aksaray'ı barajı. Yahu Hidayet şu olaylara bak. Ha. Yok bulut bombardımanları da işte çamurlar da asitli de yağmurlar yağacak da neler değişti neler. Hakkı haliniz. O eski yağmurlar, karlar. Ha, eskiden karlar daha kalındı, daha beyazdı. Adeta değil mi? Adeta. Yani yaz yazlığını bilirdi, kış da kışlığını. Şimdi puşluğunu biliyor. Aman inayet daha da anlatılsın inayet. Hidayet sen pek iyi değilsin galiba. Sende fevkalade mühim bunama emareleri görüyorum. Hayrola? Ya o masanın başına oturduğumuz zaman sen bana sormuştun nasılsın diye. Sormuştum da arada bir coşuyorsun, raydan çıkıyorsun, derengiye oluyorsun. Onun için öyle söylüyorum. Ben konuşmayayım daha iyi. Ah. Ben zaten konuşacak halde değilim. Ha canım. Boğazım kurudu benim, çok kötü durumdayım. Ah bak haliniz var muhterem, biz muhabbete daldık unuttuk. Bir şeyler içelim. İçelim. Ali Bey oğlum! Ali Bey! Buyurun efendim. Gel canım, buyurun. Gel bakalım. İçecek nelerim var, boğazımız kurudu. Pepsi Cola, Coca-Cola, Şives, Fanta, Sprite, Seven Up. Bunlardan tercihiniz var mı efendim? Ben hiçbirini tanımıyorum bunları ya. Bizim tanışlardan yok mu, eski akrabalardan? Kahve diye bir şey vardı, kahve, çay, ıhlamur. Ihlamur olabilir mi? Ihlamur mu? Ihlamur hani ıhlamur çiçeğini demliyorsunuz da sarısı oluyor böyle. Var. İki tane ıhlamur yap da gel. Oldu. Ihlamuru görünce idrar tahlili görmüş gibi oluyor. Yahu niye sevmedi bu adam ıhlamuru bozuk çaldı? Efendim terhen satıyor çünkü talebi az. Öyle mi? Ya malum haliniz bu televizyonda meşrubat reklamları aman bir arttı. Neler yapıyorlar bunlar da haklı zavallılar. Neler yapıyorlar? Bazı şeyler uymuyor. Şimdi bir tane şey var. Genç bir çocuk var böyle yo-yo lastik top oynar gibi bir şey yapıyor. 7 up. Seven up ha. Seven up tık. Yah! Yapıyor ya. Şimdi mesela ıhlamur olsa oluyor mu? Ihlamur up tık. Demir hindi up tık. Kına up tık. Olmuyor mu? Bizde biraz çağ dışı kaldı canım. Çağ dışı mı kaldı? Yoksa bir takım şeyler zamanla bozuluyor mu anlayamadım gitti. Vallahi öyle. Hidayet, biliyor musun? Belki de bana öyle geliyor ama eskiden kadınlar daha güzel, daha cazibeliydiler. Evet. Ben öyle bakardım. Güzel bir kadın gördüğüm zaman içim hop hop ederdi, kalbim atmaya başlardı, kıpkırmızı kesilirdim, heyecanlanırdım, bir şeyler olurdu. Son zamanlarda kadınlara bakıyorum, bana pek bir şey ifade etmiyorlar. Hayrola? Kuru çeşmeye mi taşındın? Ya bunun ev taşımayla ne ilgisi var değilim? Efendim ev taşımayla tabii ilgisi yok da biraz çeşmeyle ilgisi var. Çeşmenin diyorum suyu kesildiyse o bileziklerden tak. Neden? Huzur bileziği var ya, huzur bileziği. O ne ya o? O zamanlarda her kişi kolunda görüyorum. Böyle iki tane altın küre, bir tane de gümüş çubuk. Onu takıyorsun, her şeye iyi geliyor maşallah. Ya sol tarafa takıyorsun, hipertansiyona iyi geliyor, migrene iyi geliyor. Bu tarafına takıyorsun, her şeye iyi geliyor. Peki sekse de iyi geliyor mu? Geliyor da ne tarafına takacaksın? Allah la ilahe. Bilezikle düzelecek iş değil bu. Mazi başkaydı, mazi daha güzeldi. Ha böyle deme. Mazi hasreti ihtiyarlık alametidir. Ya bugünü beğenmek gençlik alameti midir? Bir bakın da öyle muhterem. Tabii bugünü beğenmeyenlerin çoğu gençler. Ama onların da beğendikleri var. Kimmiş o? Adnan Hoca. Aman bırak Allah aşkına. Kendi şanlı, latife olsun diye söylüyorum fakat bu Adnan Hoca garip bir adam ya. Maşallah her devirde soluk alabiliyor, yaşayabiliyor. Adam biliyorsun sakallı makallı yobazdı ya. Bağnaz bir adamcağızdı. Sonradan şık oldu. Bütün genç çocukları onların müritleri ya. Mürit oldu adam, bütün zengin çocuklarını topluyor etrafına. Onlardan parayı da sağıyor, istediklerini de yapıyor. Ne yapıyormuş biliyor musun? Nikah yapıyor. Efendim? Nikah. Nikah memuru mu bu? Ha, imam nikahının Allah'ını yapıyor herif. Şimdi diyor ki sen çok uyuşursunuz diyor, gelin evlenin diyor. Ben sizi evlendirdim diyor. Onlar evleniyorlar burada maşallah. Aşk afişle oluyor. 2 ay sonra geçinemiyoruz diye geliyorlar. O zaman siz olmadı diyor. Siz ayrılın başkasından evlenin diyor. Gençler bayılıyor, beni de yapsa ben de giderim vallahi. Ha onu diyordum yani, şimdi adam önceleri bağnaz bir yobazdı, efendime söyleyeyim. Ondan sonra şık oldu, ondan sonra layık oldu, şimdi de Atatürkçü oldu. Daha nasılsın Hidayet? Aman bir şey anlatamadım diye sen de benimle eğlen, sen de benimle alay et. Allah. Nihayet. Çenen durmadı, yaktın bizi nihayet. Ne oldu ya? Orada bir bey var. Gözlüklü, pardesülü bir bey var. Taharri memuru kılıklı bir bey var. Geldi, bir kağıt çıkardı. Bize bakıp elindeki kağıda notlar alıyor. Özel harp dairesinden midir, taharri memuru mudur, mitçi midir, nedir? Yandık nihayet. Hiç belli etmeden bir bak. Gördüm. Ya gördün, iyi ki belli etmedin. Ya daha iyilik baksaydın bari. Yahu senin bu hareketin uydudan bile görünüyor da devletler arası harp çıkıyor be. Yavaş bak, gizli bak. Allah daha iyiyini versin, büsbütün dikkat çekiyorsun, sen bakma daha iyi. Sana bakıyor. Bana niye baksın canım? Sana düşman, çok kötü nazarlarla sana bakıyor. Ama ağzından gelasın, bana niye baksın? Belki de bana bakıyordu. Sana da bakmasın, sana da yazık. Artık yaşlandın, öyle işkenceye falan tahammül edemezsin. Ne münasebet, bizim bir ayıbımız mı var yahu? Benim bir yanlışım mı var ki bana bakarsa ne olur? Allah Allah be! Aa, iyi ya! Bütün söylediklerimi yazdı. Yazmasına lüzum yok ki, senin söylediklerin merkezden bile duyuldu. Abadaman bağırıyorsun ona diye. Şimdi muhterem, sohbetimize devam etmeden önce 1 dakika müsaadenizi isteyeceğim, hemen geliyorum. Estağfurullah, hayrola ne yapıyorsun? Döveceğim, geleceğim. Allah la geliversin, geldim otur döveceğim, azlarlıdır, bunu yapmaz. Gel lan buraya. Ay eski zaman değilsen bırak, şimdi tulumbacıların zamanı geçti. Böyle bir kafa atarım, ağzını burnunu atarım. Ay yapma, sen de dayı oldun canım, bırak. Saddam'dan beter oldun be, sağdını saldırıyorsun. Oturduğun yerde adam. Biz bırakalım bunları. Ama bırakalım canım. Bizim bugünlerde ne işimiz var? Biz maziye dönelim. Ha, biz kendi şeyimizden konuşalım amancığım. Dün inanmayacaksın. Ha canım. Bir vitrinde senden iyi olmasın bir çift ayakkabı gördüm, 250.000 lira. 250.000 lirayı da benden iyi. Ne gibi? Benden çok iyi. Ya benden çıksa ne çıkar? 5-6 kalıplık. Efendim sabun olacak yağ çıkar, işte tarak fırça sapı falan için biraz kemik çıkar, işte bir çivi yapacak demir çıkar, 25-30.000 lira, 250.000 lira benden çok iyi. Bizim pederi merhumun zamanında, Allah rahmet eylesin, Üsküdar'da İhsaniye mahallesinde koskoca bir avlu içinde 2 katlı ahşap bir konak almıştık, 250 liraydı. Bir çift ayakkabı 250.000 lira. Ama üzülmeyiniz efendim, her şey yeniden ucuzlayacak. Türk lirasının değeri yükseldikçe yükselecek. Enflasyon %30'lara düşecek. Güneşten istifa etmeyecek. Her şey düzelecek, her şey düzelecek. Peki ama ne zaman? Çoğu gitti, azı kaldı. Şunun şurasında 2315'e ne kaldı? Ha, gördün mü ulan? 2315'te ben sana gösteririm. Daha nasılsın inayet? Daha nasılsın inayet? Havalar nasıl gidiyor? Havalar da kötü gidiyor, insanlar da kötü gidiyor. Her şey bozuldu. Çok namussuz var aramızda, çok! Kaç tane? En az 2 milyon tane var. Yahu bırak Allah aşkına, şeker diyorum, kaç tane? Şeker bir tane. Bir tane sana, bir tane bana. Vallahi maziden konuşalım dedin de inayetçiyim. Her şey değişti, her şey bozuldu. Politikada değişti yahu. Evet. Vallahi yani o canım ilim, burada yanlışlıklar ilmi oldu çıktı. Süleyman Demirel'de ne kadar değişti biliyor musun değil mi yahu? Hayretler içerisinde kalıyor. Evet. Fakat garip bir dinamosu var yahu. Türk siyasi tarihinde reenkarnasyonu 2 defa gerçekleştiren tek adam bu. Ölüyor, diriliyor. 2 tane ihtilal gördü. Şimdi canavar gibi gene atıldı politikaya, toparladı da taifesini. Fakat son zamanlarda bülbül oldu. Aman bir bülbül oldu. Ne diyor biliyor musun? Benim arkamda kan yoktur diyor. Ben arkamda kan bırakmadım diyor. Galiba arkasına dönüp bakmıyor. Erdal Bey de harika bir adam. Aa. Allah layığını versin, boğuluyordu. Anne sözü dinlemedi efendim, anne sözü dinlemedi. Anacığı ona dedi, evladım sen dedi profesörsün, sen fizik profesörüsün. Senin ne işin var siyasette dedi. Ya. Anne sözü dinlemedi, girdi. Şimdi ne diyor biliyor musun? Ben bu partide politika yaptırmam diyor. Evladım soğuk füzyon mu yapacaksın bu partide? Patlıcan kebabı mı yapacaksın? Politika yaptırmam. Konuşmasa daha iyi, o da konuşuyor da ne dediği bir türlü anlaşıyor. Peki... Hayır, Akbulut'a ne dersin? Aman dur, bugün bulutlardan açıldı maşallah. Nümbüz gümülükten sonra Akbulut'a geldik. pek muhterem kulakları çınlasın. Sayın Başbakanımız da pek muhterem. Yalnız o da öfkeli ha. Ama onun da senden kalır yeri yok. Sinirleniyor. Oo, bu Körfez krizinde Saddam'a bir bozuldu. Ne demiş biliyor musun? Bağdat Caddesi'ni kapatırım, kızdırmayayım benim diyor. Bağdat Caddesi'nden ne istiyor ya? Efendim şimdi muhteremle ilgili de fıkralar üretiyorlar, fıkralar anlatıyorlar. Karadenizliler buna gitmiş. Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımız da orada oturuyor. Karadenizliler demişler ki... Efendim demişler, böyle biz buraya geldik size şikayete. Çünkü bu başbakan hırsızdır. Cumhurbaşkanı çok fena bozulmuş efendim. Yani politikası belki tartışılır ama... ...kursağı temizdir, benim başbakanım hırsızlık yapmaz. Ne demek istiyorsunuz siz demiş. Lazlı Şah demiş ki... Biz öyle kötü bir şey de bak istemiyoruz da bizim fıkralarımızı çaldı demiş. Bütün fıkralar da onun üzerine. Fakat son zamanlarda beni fevkalade memnun eden bir olay oldu. Ha canım, nedir o? Araları gittikçe düzeldi. Eskiden bir aralık bozulmuşlardı. Tabii bilmiyoruz hakikaten bozuldu mu bozulmadı mı ama öyle bir soğukluk girdiydi. Şimdi maşallah çok iyiler. Beraber geziyorlarmış hep. Şimdi araları çok iyi efendim. Rivayet muhtelif. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde şeyde kalıyor ya efendim, ordu evinde, Harbiye'de ordu evinde kalıyor. Beraber bir gezmeye çıkmışlar. Demişler şöyle bir beraber hanımları bırakalım da bir soluk alalım. Cumhurbaşkanı zaten araba kullanmaktan... Aman maşallah o bir tane şey var ya, TMTF mi, BMWTF? BMW. İster beğen ister beğenme, kimse de yok araba. Araba korkunç, viraja girerken kendini düzeltiyor, ıslık çalıyorsun geliyor. Felaket bir araba o. Biz zaten sürat seviyor bizim Sayın Cumhurbaşkanımız. Geldim seni bir gezdireyim demiş. Beraber çıkmışlar, işte oralarda geziyorlar. Ortada bizim malum hanım kızlarımız var. Evet. Bizim orada hanım kızlarımız var ya, İsmail Hanım, Mehmet Ali Hanım, Hakan Hanım. Onlar dolaşıyor oralarda. Onlardan bir tane de el sallamış buna. Efendim bizi de alın, bizi de alın diye. Ha demişler bak hem geziyoruz hem de hiç değilse halkla da iç içe oluruz. Vatandaşlarımızla konuşuruz demişler. 2 tane almışlar arkaya. Beraber gidiyorlar. Arkadakiler de işte havadan sudan falan. Arkadaki bizim İsmail Hanım, Mehmet Ali Hanım acık laflar açmışlar. Bizimkiler oralı değil, hep normal şeyler söylüyorlar. Kızlar kendi aralarında konuştular, demişler ki bunlar galiba anlamadı. Söyleyelim de boşuna uğraşmayalım. Bir tanesi dokunmuş Sayın Akbulut'a. Demiş efendim siz galiba anlamadınız, biz dönmeyiz. Akbulut saatine bakmış, daha vaktimiz var, biz de dönmeyiz demiş. Sen Sayın Cumhurbaşkanı'ndan söz açınca aklıma geldi, o da sinirli ha. Aman sinirli. Aman maşallah, o da senden beter, o şey gibi ne o? Vardar Ovası. Kim o ya? Değil de, Sabah Şerifler Hayırlar Olsun gazetesi var ya. Evet. Yok, o günaydındı. Sabah gazetesi, sabah. Evet. Sabah gazetesinde bir tane muhabir var. Ahmet Vardar, evet. Öyle pek dayı bir şey o maşallah, bilekli yürekli. Eskiden polis muhabirliği yapmış. Ne diyor? Bana bakın diyor işte bilmem ne belediye reisi. Oradan gene o çukurları kazmışsın diyor, vatandaş üstünden geçemiyor. Kapat onu bakayım, çok fena yaparım seni, şimdi gelir buraya diyor. Ağzını burnunu kırar seni diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da öyle. Saddam'a taktı. Evet. Adama diyor, bana bak diyor, öyle diyor, su derdinden bu derdinden diyor, bizim başımıza iş çıkarıyorsun diyor. Duyduğuma göre kuvvet diye bir yere girmişsin diyor. Paraları maralara el koymuşsun. Çekil bakayım buradan sen çabuk. Ama güveniyor, arkadaşı var. Kim o? Bush. Efendim? Bush'un iyi arkadaşı bizim Cumhurbaşkanımız. Bush kim ya? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var ya. George Bush. George Bush. George'la boyuna el sıkışıyorlar onlar. Eskiden öğretmen hanım da arkadaşıydı da o şimdi biraz gözden düştü. Kim o? Öğretmen hanım vardı ya. Teacher. Thatcher, ona da ne diyorlar bilmiyorum, teacher mi, Thatcher mi? Sık bizimki Bush'la telefonla konuşuyor. Aa, onu niçin yapıyor biliyor musun? Hı. Şimdi burada TRT'ye falan çok çıkıyor dediler ya, muhalefet yüklendi, basın yüklendi. Şimdi artık TRT'ye falan çıkmıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Dünya televizyonlarında. Yok ya. Aa, maşallah adam bir zeka sahibi, bir feraset sahibi, kendinden bahsettirmesini biliyor kardeşim. Nasıl yapıyor? Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayın oluyor. Canlı yayında ne bileyim işte Bush mesela çıkacak, bir şey söyleyecek. Bush'un onu takip ediyor. Bush'un çıkmasına 3 dakika kala car telefon. Alo Bush, how are you today? Bir 20 dakika laf atı diyor Bush'u. Şimdi Bush geliyor sonra. Canlı yayın, herkes bekliyor. Bir şey demek zorunda. Efendim özür dilerim sizi beklettim diyor. İşte ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Turgut Bey'le beraberdim diyor. Bak eskiden yalnız TRT bahsediyor fazladır diyenler şimdi neler diyecekler. Sininisi, pipisi, dinisi, bütün TRT'si hepsi bahsediyor. Sen son zamanlarda hiç görmüşsün Cumhurbaşkanı'nı. Ha canım, görmedim. Ben efendim damadın işi için geçen hafta Ankara'ya gitmiştim. Hah. Yolum düştü, oradan Çankaya Köşkü'nün kapısından çıkarken gördüm. Orada nöbetçi selam verdi. Bizimki de böyle eliyle böyle... Begatır şinastır. Geniş omuzlu, uzun boylu, üçgen vücutlu maşallah. Sınım gibi. Kim, Sayın Cumhurbaşkanımız mı? Hayır, nöbetçi. Vallahi nöbetçi. Ah canım. İnayet, bakıyorum hapı yuttun. Hayrola, hap alıyorsun? Tabii. Efendim doktor kifayetsizliği varmış da karaciğer verdi. Allah layığını versin. Sen bence beyin damarlarını açacak bir ilaç al. Niye? Ters konuşuyorsun yahu. Karaciğer kifayetsizliği vardır, doktor hap vermiştir. Perhiz de verdi mi? Verdi. Ay. Etliler yok, tuzlular yok, şekerliler yok dedi. Benim kafam attı bu laf üzerine. Aldım doktoru ayağımın altına, dövmeye başladım. Aman yapma, kurban olayım. Ya haklıyım. Yahu dedim, dalga mı geçiyorsun? Ben emekli adamım. Emekliye zaten tatlı, şekerli, tuzlu olur mu dedim. Bu var. Aa, kafam atıp da böyle sinirlenince sosyal... Aman kurban olayım. Aman fazla sinirlenme. Gene biz daldık da harbi memnun unutup sosyal. Hayır. Efendim şey oluyor, sinirleniyorum tabii, sosyal. Aman inandırdım, sosyal demek başka şeyler görme. Yahu sosyal sigortalarda bir doktor arkadaşım var. Allah rahmini versin, ona düzelttin ama geçti, artık işten geçti, adam geldi. İnayet. Bilemem, helal et. Fenerbahçe Galatasaray maçına ne vereyim? Ananın şangırtısını ver, sen deminden beri topa oynuyorsun orada. Allah rahmini versin, sen yürü bir adamsın. Öğretirler bize kelimeleri, neye ne deneceğini. Büyür adam oluruz bu sefer de rejimler öğretir bize. Yasaklanan, karar isteği alınan, kullanılmaması gereken kelimeleri neye ne denmeyecek, gelirse başımıza nelerin geleceğini. Abdülhamid'i de beni de sıkıysa tut da burunu deve. Hürriyette ya da yıldız, ya zindan ya fizandaydınız. Vahidettin ve damadı Ferid'in en illet olduğu iki kelime Mustafa Kemal ve de Kuvayi Milliye. Cumhuriyet ilan olundu ama kelime alerjisi berdevam. Hele bir yanıl da halifelik de, Ali Osman de, Karabekir de, hele tahrir-i sükûnu ihlaliyle rejim düşmanı sayılırdın o saniyede. Devri İsmet'i hatırlayanlarınız olacak. Tabutluklar revaçtaydı o zamanlar. 3 yarım akıllı ırkçı gizli cemiyet kurdu diye. Savaş yılları o yıllar. Durum çok kritik. Her gün gazeteler kapatılır, muhalefet iyice sinmiş. Tek şefin, tek partinin dediği dedik. Demokrasine kelime. Harp bitti. San Francisco Anlaşması. Amerika'ya hoş görünmek için bir günün içinde demokrasi bloğuna girdik ya. Dört toprak ağası kafada kurdular Demokrat Parti'yi. Demokrasiyi kuşa çevirmek için geçtiler başa, onların kara listesinde de iki kelime. Toprak reformu ve İsmet Paşa. Bir 27 Mayıs sabahı radyo ilan etti ki tevkif edilmiş bakanlar. Bu dönem de getirdi bize yeni bir ders. Yasak kelimeler, tahkikat komisyonu ve Menderes. Donlar mı çıkmadı kasadan? Hediye köpeklerin dosyası mı tutulmadı? Radyodaki arkası yarın misali, Yassıada'dan celseler mi yayınlanmadı? Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Açık olarak duruşmaya devam olundu. Adnan Menderes, kendi menfaatın için örtülü ödenekten ikadet cımbız almışsın. O ne oluyor o? Süleyman Bey'in Adalet Partisi devrinin malumdu alerjisi. Her Amerika'yı gelen, CIA lafını eden, kanlı pazarı, sokakta öldürülen gençleri deşen, yerde hemen damgayı. Vatan haini canım, şüpheli adam. Efendim, bugün yine biliyorsunuz hepiniz, dar bir geçitten geçmekteyiz. İster istemez bugün de yasak tabii Türkçenin bazı kelimeleri. Hanedan diyemezsiniz mesela, bir takım çağrışımlardan çekilir. Hücre diyemezsiniz, biyoloji dersinde bile olsanız. Evde, okulda ya da herhangi bir toplantıda yanılıp da savaşa hayır derseniz, hayatınızın sonuna kadar ayvayı yersiniz. Kelimelerin de mutlusu var ve de kısmetsizi. Kelimelerin de eyyamcısı var. Her devirle geçileni bir de, iki de bir. Mimleneni, dövüleni, itibardan düşenleri var. Sorguya çekileni, yakalananı, dövüleni, sanık iskemlesine oturtulanları var. Kelimelerle uğraşmayalım dostlar. Bırakalım özgürce yaşasınlar. Kelimeleri üst üste istif edip yaksak bile farz-ı mahal. Düşünceyi de kaldıramayız ki ortadan. Kelimelerle uğraşmayalım dostlar, bari onlar özgürce yaşasınlar. Biz konuşmasını hem de güzel konuşmasını seven bir milletiz. Ne demiş şair? Neler yapmadık bu vatan için. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Efendim her fırsatta ve her konuda konuşuruz. Nutuk atarız, vecizeler yumurtlarız. Bu bugün böyle olduğu gibi eskiden de böyleydi. Ancak eskiler bir laf ettiler mi iyi ederlerdi. Eskiden kalan öyle deyişler, öyle vecizeler var ki değerleri yıllar geçtikçe artıyor. Bu sözlerin değerinden mi böyle oluyor yoksa ülkemizin yerinde saydığından mı? Varın siz hesap edin. Ama önce şu yıllanmış vecizelere bir kulak verin. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Malatyalı bir vatandaş. Dünyanın en kudretli devleti biziz. Neden mi? Yüzyıllardır düşmanlar dışarıdan, biz içeriden uğraşıyoruz. Bir türlü batıramadık. Keçecizade Fuat Paşa. Vergi miktarını 10 mertebe arttırmalı ki sahibi servet olanlar da züğürt kalmalıdır. Yalnız fahişeler vergisi haksızlık olur. Evlilerden de arada bir rusum almalıdır. Şair Eşref. Bastonunu yere çaksan filiz veren bu bereketli ülkede biz, aç kalma mucizesini de becerebilmiş bir milletiz. Sakallı Celal. Sık boğaz etti yine şehri susuzluk derdi. Biliriz yaz ayının halkı bunaltan huyunu. Boğar İstanbul'u toplarsa eğer valimiz, belediye kapısında dökülen yüz suyunu. Neyzen Tevfik. Günümüzde de güzel söz söyleme merakı artarak sürmekte. Özellikle politikacılarımız bu konuda rakipsiz. Gelin şimdi de günümüzün unutulmayacak deyişlerinden birkaç örnek izleyelim. Özal Cumhurbaşkanı olursa ANAP'tan okuma yazması olan bir şef bulunabilir. Güneş Taner, Devlet Bakanı. Enflasyonu Allah'ın izniyle indireceğiz. Yani işimiz Allah'a kaldı. Cumhurbaşkanı. Semra Hanım başbakan olabilir. Deniz Baykal. Sıcaklarla birlikte rüya görmeye başlayanlar da arttı. Kamran İnan, Devlet Bakanı. Kadınların aklı başbakanlığa yetmez. Onlar zayıftır, onları iki lafta ağlatırım. Metin Gürdere, ANAP Genel Başkan Yardımcısı. Gelsin karşıma, kimin kimi ağlatacağını göstereyim. İmren Aykut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Ara seçim yapıldığında halkın sandığa gitmeyeceğine emin olsak sini millete döneriz. Süleyman Demirel, DYP Genel Başkanı. Tam üstünde saksağın, vur beline kazmayı. Türk atasözü. Flörtün fahişelikten ne farkı var? Cemil Çiçek, Devlet Bakanı. Efendim, bir başbakanın her şeyi bilmesi gerekmez. Başbakan. Bizim gibi Atatürkçü faaliyet gösteren başka bir çalışma grubu göremiyorum. Adnan Hoca. Kişi noksanın bilmek gibi irfan olamaz. Türk atasözü. Özal'ı eskiden tek tenkit eden bendim. Şimdi de savunan bir tek ben kaldım galiba. Adnan Kahveci, Maliye ve Gümrük Bakanı. Ahmet Özal, Maliye Bakanı Adnan Kahveci ve Sabah gazetesi aleyhine 1 milyar liralık tazminat davası açtı. Gazetelerde. Annem Adnan'ı sevmezdi. Haklıymış. Ahmet Özal. Ben bu parti içinde politika yaptırmam. Erdal İnönü, SHP Genel Başkanı. Artık herkes bankalara gidip 3.000 dolara kadar döviz alabilir. Milletin 3.000 doları mı var diyeceksiniz. Olmasın, devletin var ya. Cumhurbaşkanı. Millete rezil oluyoruz. Hasan Celal Güzel, ANAP Milletvekili. Satın alın baylar, satın alın bayanlar. Böyle kurulmuş bu düzen, biz imal edeceğiz, siz tüketeceksiniz. Satın alın, satın alın, ister peşin, ister vadeli. Yabancı sermaye, kontaç sanayi, dış sermayenin yatırımı. Randımanı, amortismanı, hep sizlerin satın alma gücüne bağlı. Biz imal edeceğiz, siz tüketeceksiniz. Satın alın, satın alın, İster peşin, ister vadeli. Kasıkların. Şimdi de reklamların gününe bugününe bir bakalım. Daha montaj sanayi alıp yürümemişken, tüketim gemi azıya almışken, reklam ve reklamcılık gazete ve dergilerde daha mütevazı bir yer tutardı. Üslubu da başkaydı. Şimdi gelin dünkü reklamlardan bazı örnekler izleyelim. Dermatin Rauf, kanınıza derman bahşeder. Nevrol Cemal, sinir buhranlarını ve ihtilaçları bertaraf eder. Pürgol Şahap, def-i tabiinizi intizama sokar. Çamaşır Akif suyu, Akif çamaşır suyunun aynıdır. Çamaşırlarınızı bir pak yapar. Ya efendi, Şamliler Galata'da. İnisar sigaralarını tercih ediniz. Gelincik, yaka, sipahi, hanımeli. Al sana Fenatos, Beşir Kemal Eczanesi'nde. Giyim kuşam için bütün ihtiyaçlarınızı benim dükkandan temin edebilirsiniz. Şişman Yanko ve Mahtumları, Galata. Efendim, kendi imalkar temiz olan gözlük çerçeveleri bakışınıza zeka, zihninize cila verir. Yani sizi bayağı bir umumi malumat sahibi gösterir. Bahçekapı'nda 5. Valide Hanı vardır, onu geçiniz. Hasan Eczat deposunu da geçiniz. Evliyazadelere sapmayınız. Orada köşede işportacı vardır. Onun önünden sola kıvrıldınız mı tam karşınıza gelir 16 numarada. Fosfastol kan yapar, midenizi bozmaz, veçhenize halavet, cildinize teravet, dilinize talakat verir. Harika şurup. İstikamet Eczanesinde. Bakalım uca, benim babam seni döver. Ömer tükürü döver, herkesi mal izleyen gaddar Ömer, Ömer. Bakalım uca, babam hiç heveslenmesin, bu hafta pırı yok diyor. Önce işkembe çorbası, arkadan kuru fasulye, üstüne de suyu içince. Cafer bir bez getir, Cafer bir bez getir, Cafer. Lüzum kalmadı. Bakalım uca, yengem kocam gitti, altı gün gelebilir diyor. Eskiden insanlar daha sağlıklıydı deriz hep. Ama eski reklamları hatırlayınca bunun pek de gerçek olmadığını anlıyoruz. Baksanıza eski reklamların %90'ı ilaç reklamlarıymış. Şimdi gelelim günümüz reklamlarına. Efendim reklam günümüzde pazarlama ilminin itici gücü. Gazete reklamları ve radyo reklamları bugün de var. Ne var ki günümüzde reklam dendi mi akla hemen televizyon reklamları geliyor. Tüm insanların güle oynaya mutlu yaşadıkları, lezzetli yiyecekler yedikleri, yakışan giysiler giydikleri, birbirlerini çok ama çok sevdikleri, son model arabalara bindikleri, suların aktığı, kavgaya, kıskançlığa, hırsızlığa yer olmayan bir masal dünyasında yaşamak isterseniz, televizyonda reklamları izleyin. Terör, savaş tehlikesi, açlık, hastalık, kuraklık, unutun bunları. Bulutların üzerinde uçun. Merhaba, ne var New York, nasılsın? Valla nasıl olsun? Da, şu kepek. Gerçekten çok fazla kepek var senin saçında. Clear şampuanı denesene. Clear? Clear. Bak tesadüfen benim yanımda bir tane varmış. Al bunu bir hafta kullan. Memnun kalacaksın. Hey nedir bu halin böyle? Ne olmuş, ne var halimde? Saçların. Ne var saçlarımda? Clear şampuanı kullanmadın mı? Ne Clear'ı be? Teessüf ederim kardeşim. Sana bir şampuan tavsiye ettik, denememişsin bile. Denedik. Verdiğin ilk gün sürdük, sular kesildi, 15 gündür sular akmıyor. Şampuanmış. Bana şampuan vereceğine su ver ulan! Ulan bir bardak su ver! Bir damla su ver ulan bana! Oo, sıcaklayınca gazoz içiyoruz. Al yavrum, bundan iç. Aa! İçinde 100.000 baloncuk var. Oh, yarasın. Ah, başım dönüyor. Bayılacağım galiba. Korkma yavrum, bir şey değildir. 100.000 baloncuk yuttum, ondandır. Ah, içim eziliyor. Ay, bayılıyorum. Zampara erkekler, kendinden ilaçlı dünya gazozlarını tercih edin. Dünya gazozlarıyla iyi işler. Sülü darbesiz olmaz, darbesiz şapkasını almaz. Darbeyle mayalanan sülüye bir şey olmaz. Sülü, 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 ne vartalar atlatır. Sülü, sülü, sülü. Ne vartalar patlatır. Beyefendi bir dakika. Buyurun efendim. Size yeni bir lezzet tattırmak istiyoruz. Tatmak ister misiniz? Bilmem, bir deneyeyim. Leyla! Tattınız. Nasıl buldunuz? Vallahi rengi buğday, kokusu mis, tadı mükemmeldi. Bundan sonra kullanacak mısınız? Verirseniz kullanırım. Nerelerde kullanırsınız mesela? Her yerde kullanırım yani. Hafta sonlarında kullanırım, tatillere götürürüm, arkadaş toplantılarına özellikle davet ederim. Tattığınız bu yeni lezzetin adı Leyla'ydı. Of Leyla, yayla gibisin. Bir de sürprizimiz var, sizi filme aldık. Filmi mi? Aa, olur mu canım öyle filme alır mı? Benim karım sorunca ben ne yapalım, ne anlatırım? Çekme, çekme! Sarhoşun dünü bugünü olur mu demeyin. Olur, hem de bal gibi olur. Efendim, tarihlere göre, tabii biz tarihçilerin yalancısıyız, dünyadaki ilk sarhoş Hazreti Adem'miş. İlgilenecek başka kadın bulamadığı için, herhalde biraz da sabahtan akşama kadar Havva anamızın dırdırından sıkıldığı için bütün gün durmadan içermiş. Tabii o zaman rakı yokmuş. Kim bilir belki elma şarabı içermiş. Adem'den sonra da günümüze kadar içip durmuş insanlar. Asrın başlarında bu konuda ünlü öğleleri varmış ki İstanbul'da içtikleri içkinin miktarı küplerle ölçülürmüş. Tabii bu Adem oğullarımızın başlarına bazen olmadık şeyler de gelirmiş. Örneğin... Ah, Nasuhi Bey. Safine Hanım efendi. Efendim, geçerken şöyle bir uğradım. Acaba Rasih Bey evdeler mi diye sorayım dedim. Henüz gelmedi efendim. Öyle mi? O halde ben gideyim. Belki neredeyse gelir. Öyle mi? Beklesem mi acaba? Siz bilirsiniz. Bazen epey geç gelir. Bilmez miyim? 3'ten evvel dönmez. Yani bugün erken dönerlerse kendileriyle tanışabilir miyim diye ümit etmiştim. Ümidinizde haklı olabilseniz bile haklı olabilmeniz ümitsizliği her zaman mevcut olabilir. Acaba içeri girip beklememde behis yok diye düşündüğünüzü zannedersem hata mı etmiş olurum? Ha, ne münasebet. O hata bendenizde. Sizi bu kadar zamandır burada beklettim. Buyurun rica ederim. Ne kadar iştah açıcı, ne kadar mükemmel bir manzara. Ne talihli bir beyiniz var. Her akşam böyle bir sofrada sizinle karşılıklı oturmak mazhariyetine erişiyor. Heyhat, o mazhariyete erişmemek için her gece meyhanelerde işret edip sabaha karşı eve dönün. O halde hazırlamayın bu sofrayı sultanım. Emeklerinize yazık. Bir tek gece hazırlamayayım dedim. Ah, bana o geceyi hatırlatmayın. Hatırlamayın. Unutun. Birlikte bu anın zevkini yaşayalım. Müsaadenizle bir kadeh alabilir miyim? Ona ne şüphe. Afiyet şeker olsun. Acaba siz de benimle içmek lütfunda bulunur musunuz? Bilmem ki. Doğru olur mu? Bugüne kadar ağzımı bile değdirmedim. O halde ilk yudumunuzu benim elimden tadınız sultanım. Sıhhatinize meleğim. Oh, pek de lezzetliymiş. Aman ne yaptınız? Sek içtiniz. İçiniz yanar. Benim içim zaten yanıyor. Çifte kavrulmuş oldum. Oh, pek hoşuma gitti. O halde bağır yanıkların şerefine birer tane daha içelim. Afiyetler olsun. Bizim beyi neden görmek istemiştiniz? Yoksa kendilerine mühim bir şey mi söyleyecektiniz? Evet, hayır. Yani... bu kadar zamandır komşuyuz. Bir türlü tanışamadık diyecektim. Doğru söylüyorsunuz. Cumbalarımız karşılıklı ama siz karşılaşamadınız. Saatlerimiz uyuşmuyor da ondan sultanım. Haklısınız. Siz sabahın 7'sinde cumbanızda oturur kahvenizi içersiniz. Siz de aynı saatlerde çayınızı. Ah, demek beni kafesin arkasından görüyordunuz. Sadece gölgenizden sultanım. Maalesef sadece gölgenizden. Ama kapıdan ekmek alırken şahsımı da görüyordunuz. Eyvah. Demek tülün arkasından sizi gözlediğimi görebiliyordunuz. Sadece gölgenizden efendim. Sadece gölgenizden. Ama 8'de evden çıkıp köşeyi dönene kadar şahsımı da görebilirdiniz. Sadece ensenizden. Sadece ensenizden. Gölgelerimiz, enselerimiz. Gölgelerimizi, enselerimizi bırakıp şahıslarımızın karşılaşması şerefine içelim. Saatlerimizin uyuşmamasından bahsediyorduk. Beyim sabahın 3'ünde 4'ünde geldiğine göre öğleye kadar uyur. Sonra da çıkıp gider. Siz ne zaman uyursunuz? Ben sabahın 8'inden akşamın 5'ine kadar uyurum. Sonra cumbaya oturur hayallere dalarım. Bilirim. Çünkü hep sizi takip ederim. Sonra içeri girersiniz. Ben de işime dalarım. Yemek yaparım. Ortalık temizlerim. Dikiş dikerim. Cumbada. Sonra beklerim. Kimi? Hayatımın erkeğini. Geldim işte. Nihayet. Eyvah, basıldık. Estağfurullah. Bizim ne suçumuz var? Şurada masumane oturmuş, evin beyinin gelmesini bekliyoruz. Tabii, değil mi? Of be. Hoş geldiniz Rasih Bey. Bu akşam erken teşrif ettiniz. Sorma be hanım, bugün kandilmiş, tamam mı? Ulan yorgunun meanisine kandilden ne, değil mi ama? Ah sersem kafa, ah mah kafa. Kandil gecesini mi buldun gelecek? Düşünsene adam eve erken dönecek. Ulan barba dedim, ulan sana olan kandilden ha. Kandilse filan boş ver sen dedim. Ah vire pasamu dedi. Korkuyor inek, tamam mı? Kapısını penceresini kıracaklar diye korkuyor. Almadı beni içeri, yanlış cebime şöyle zorla soktu bir şeyi. Bize tabii... Oh! Oh! Kim olan bu herif? He? Ha, kayınbirader değil mi? Tamam. Ha. Ne haber kayınbirader? Yavaşım buraya. Oh! Oh! Aslanım benim, seni daha önce çok görmemiştik ya. He? Evet, hiç görmemiştiniz ama işte bu akşam kandildir. He. Erken dönersiniz diye düşündüm, bari tanışırız dedim efendim. İyi yapmışsın. Otur tamam. Aa, otur Allah aşkına otur ya. Tamam. Senin şanlı. Hadi bakalım, madem tanıştık, tanışmamızın şerefine bir iki kadeh atalım, tamam mı? Hadi bakayım. Siz bilirsiniz de bu akşam kandili şerif günah olmaz mı efendim? Haydar haydar. Günah benim. Söylesene sen ya, sen de söyle hadi. Günah sizin. Günah benim. Sen söyleme tamam, sen söyleme daha iyi. Haydar haydar. Ben patlıcan kızartması. Ya şimdi getirdim bu patlıcanı. Ne zaman kızarttın hanım? Ne kadar çabuk kızarttın ya. İlahi Rasih Bey. Ben bunları bu sabah almıştım. Sizinkileri de yarın pişiririm. Bilsem ya, olmaz öyle şey ya. Benim patlıcanımı isterim. Bu evde benim patlıcanım yenir. Bizim evde de bamya var. Götür bunu götür. Yabancı kokuyor, istemem. Yarın sen yersin, tamam mı? Hadi bak. Ben de öyle yapacağım zaten. Ya o kayınbirader be, seni çok sevdim be. Sen daha önceleri neredeydin? Efendim ben hep karşıdaydım da yani saatlerimiz bir türlü tutmuyordu. Ha, Karşıyaka'da, Anadolu yakasında oturuyorsun he? Hayır Allah korusun, beni lodos çok fena yapar. Böyle olurum, onun için Anadolu yakasına hiç geçmem efendim. Aşk olsun yani ya. Hem bizim yakada oturuyorsun hem ilk defa ziyaretimize geliyorsun. Olacak şey mi lan bu? Abim Edirne'de oturuyor. Karşı Edirne'de. Ne abi be? Hani senin hiç erkek kardeşin yoktu? Yok olur muyum canım? Ben deniz varım ya, vardıydım da. Nereden varsın lan sen he? Bunun babası 5 tane kız doğurdu da bir tane oğlan doğuramadı diye boşamış ya arasını. Evet, ben anasının 1. kocasından olma oluyorum. Yalana bak. Ulan bunun babasının ilk karısı benim halamın görümcesi olur be. Tabii ya. Karı kısır diye boşamış de herifçi oğlu. Evet. Ağzını topla Rasih Bey. Rahmetli babamdan nasıl böyle bahsedebilirsiniz? Bana bak şimdi başlarım senin babanın şarapçalarına lan. Kimsin ulan sen? Efendim ben yenge hanımın ana bir kardeşiyim. He, o başka. Olamaz! Olamaz! Bunu arasını da hayız görmeden nikahlamışlar babasına. Evet, ben babasından boşandıktan sonra evlendiği kocasından olma oluyorum. He, o başka. Tamam. Demek sen şimdi 15 yaşındasın ha? 15,5. He? Biraz genç yarışayım da efendim. Başlatma şimdi yarışından ufandan. Kimsin lan sen? Ben karşıki komşunuz. Ne arıyorsun lan beni benimle? Bırak adamcağızı, bırak! Zavallı adamcağız kandil gecesi seninle tanışmaya gelmiş. Hırpalamaya utanmıyor musun? Ne hırpalaması ulan? Öldüreceğim ulan o herifi, öldüreceğim ulan! Mübarek kandil gecesi elini kana bulama. Evet, mübarek kandil gecesi elinizi kana bulamayınız. Doğru, o da doğru ya. Niye bana öyle bakıyorsun? Sen! Benim hayalim mübarek kandil gecesi benim evime ilk defa benimle tanışmaya ve kandilimi tebrik etmeye gelmiş olan komşumun karşısına başa açık çıkıyorsun ha! Boş ol! Boş ol! Sus! Üçüncüyü deme! Daha önce 2 defa boşamıştın. Sonra ne olacağını sen düşün. Düşündüm ve kararımı verdim. Boş ol! Ah! Allah'ım! Ah! Beğendiniz mi yaptığınızı? Zarif bir hanımefendiyi bayılttınız. Çek ellerini ulan karımın üstünden! Ben onu birazdan ayıltırım. Nereden senin karın oluyormuşum? Biraz önce beni boşamadın mı? Yaman. Çabuk git evimden. Ben artık dul bir kadınım. Gece yarısı evinde namahrem bulunduruyor diye konu komşuya namusumu 2 paralık edemem. Bir dakika. Şimdi bir dakika dur bakalım. Peki bu ne oluyor bu? O benim komşum. Namus bekçim. Komşu komşuya kem gözle bakar mı hiç? Tabii, bakar mı hiç? Kem gözle bakanın gözü kör olsun lan! Olsun! Allah korusun! Nasuhi Bey! Emret Sultanım! Benim namusumu korur musunuz? Bu yabancının evimden gitmesine yardımcı olur musunuz? Tabii, niçin olmasın? Rasih Bey! Ne var lan? Rasih Beyciğim, affedersiniz. Bizim mahallemiz böyle hafifliklere asla tahammül edemez. Yani artık dul bir hanımefendi olan bu Nazlı Çiçek'in evinde bir lahza daha kalamazsınız efendim. Ben nereye gidiyormuşum ulan? O çeksin gitsin elimden. O çeksin gitsin diyor. Affetmişsin sen onu. Affetmişsiniz efendim siz onu. Sen buraya elinde bir tek bavulla iç güveysi olarak girdin. Evimin çarşaf gibi tapusu sandığımda duruyor. Ama hanım... Hanım! Affedersiniz ama hanımefendi değiliz lütfen. Tamam ama hanımefendi! Bir dakika! Ben nereye giderim ki? Benim gidecek yerim yok ki! Onu beni boşamadan önce düşünecektiniz Rasih Bey! Onu hanımefendiyi boşamadan önce düşünecektiniz Rasih Beyciğim! Hay dilim tutulaydı da... Boşamaz olaydım bu karıyı ulan! Ah! Ağlamayınız beyefendi. Ağlamayınız beyefendiciğim. Ölenle ölünmez. Allah başka elem keder vermesin. Her şeyin bir çaresi bulunur. Evsiz barksız kalmışım. Refikasız kalmışım. Nerede var lan bunun çaresi? Olmaz olur mu efendim? Bir hülle yaparız olur biter. Hülleciyi nereden buluruz? Mahalleliye rezil oluruz. Affedersiniz ne demek nereden buluruz? Biz ne güne duruyoruz karşıki komşunuz? Sevgili kardeşim benim için yapar mısın bunu sahi? Tabii istemeden de olsa seve seve yaparım. Peki tekrar nasıl evleniriz? Aman nasılı var mı? İmam çağırarak tabii. Ya işte mahalleliye rezil olacağız. Estağfurullah efendim ne münasebet. Hülle aramızda kalır. Biz başka bir sebepten nikah tazeliyoruz dersiniz olur biter. Ne yapalım? Da şimdi ben nereye gideceğim peki? İlahi Rasih Bey, İstanbul'da otel mi yok? Benim otele verecek param yok. Sözüm olur sayın komşum, ben zaten size takdim ederim, olur biter. Bir çeyrek yeter mi? Anlamadım. Çeyrek altın demek istedim. Ömrüne bereket komşum. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Estağfurullah. Yarın nikahtan sonra takdim ederim. Acelesi yok efendim. Ne zaman münasip görürseniz. Hadi bana müsaade. Müstakbel refikam size emanet. Hiç merak buyurmayınız efendim. Ben yarın sabah namazından sonra imam efendiyi alır gelirim. Aa, hiç olur mu? Öğlen namazından sonra gelin. Yani nikah arifesinde biraz istirahat edin. Seni gidi Akif deseydi bak. Bak neler de bilir değil mi? Hadi eyvallah. Neler de bilir, neler de bilir. Ben de ona neler öğreteceğim. Yarın öğlen namazından sonra onunla tekrar nikah kıyacak mısınız? Bilmem ki. Hele bir odamıza çekilelim bakalım ne olacak. Gün doğmadan neler doğar. Boşuna dememişler şişede durduğu gibi durmaz diye. Şimdi de alkol günümüzde ne dertler getiriyor insanın başına bir görelim. Buyurun beyefendi, buyurun efendim. Aman Kamil Efendi gözünü seveyim yüzümü kara çıkarma. Bütün istikbalim bu akşamki yemeğe bağlı. Hiç merak etmeyin efendim. Gelecek olan zat vekil mi, umum müdür mü? Vekil, umum müdür. Ne diyorsun sen ya? Hepsinden daha önemli. Dünyanın en büyük çamaşır makinesi fabrikalarından birinin Orta Doğu Genel Müdürü. Tabii adamları memnun edebilirsek Türkiye mümessiliğini kaptık demektir. İnşallah efendim, inşallah. Yani çok verimli bir iş demek. Evet, tabii, tabii. Tabii efendim, çamaşır makinesi önemli, önemli. Çünkü ülkemizde Allah eksikliğini göstermesin, kirli çamaşır olanlar pek boldur. Bu gelecek olan zat herhalde eşiyle birlikte geliyor. Eşiyle birlikte gelin. Aa, eşi dedin de aklıma geldi. Unutma, muhakkak temin edin. Çünkü eşi sarı gülleri çok sever. Hiç merak etmeyin efendim, temin ederim gayet. Aa, evet, yani çok önemli, yani böyle detay gibi gözüküyor ama bunlar nedense detaylara çok takıyorlar. Bilirim efendim, bilirim efendim. Şimdi efendim, yemekten önce aperatif olarak viski. Evet, tabii. Viski ama... Valentine. Valentine. Valentine 12 years. Emredersiniz. Güzel. Ordör olarak ne düşünüyorsun? Karides kokteyl düşünüyorum. Şenol. Şenol'um. Canım. Gazetini öpeyim anam. Gazetini öpeyim. Merhaba canım. Sana bir bakayım. Evet. Aa bakıyorum. İzin, karides, yengeç, stakoz, timsah. Sağ ol, ben tokum almayayım. Sen bana bir duble konyak söyle de içelim bakalım. Ne bakıyorsun oğlum? Arayamadın mı? Bu garsonu hiç beğenmedim. Kuş bakışı bakıyor, kuş bakışı bakıyor. Bu uçsun bu. Hadi. Tamam, tamam Sebahattin, hemen uçururuz onu da. Yalnız bir dakika müsaade isteyeceğim. Çok önemli bir iş davetimiz var, onu konuşuyorduk. Tamam mı canım? Müsaade sizin... Evet, sonra Kamil Efendi? Efendim, sonra günümüzün spesiyalitesi patlıcan ograten. Öyle mi? Evet. Halbuki ben bıldırcın istemiştim. Hay hay, o da olur tabii. Yalnız bıldırcının yanına buzbağı mı tercih edersiniz? Buzbağı olur mu canım? Hatırlı misafir dedim Kamil Efendi, saçmalamayın lütfen. Bojole tabii. Hay hay, tabii efendim. Değil mi? Ya şimdi bırakın bojoleyi, kojoleyi, buzdağının bıldırcın konmuşu da... Nerede bizim konyak? Hadi bak, yok. Servislerinizden hiç memnun değilim Kuş Bey. Bana müdürlüğü gönder bakayım. Kamil Efendi, beyefendiye bir duble kanyak getirin lütfen. Başla efendim. Kamil Efendi. Buyurun efendim. Aman, aman. Yemeğin sonuna doğru şampanyayı ihmal etmeyin. Tabii efendim. Tabii. Fransız şampanyası olacak. Tabii efendim. Sonra dezer olarak siz artık ne uygun görürseniz bir şeyler tamam mı? Siz onu bana bırakın efendim. Karışmıyorum ona. Tabii efendim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bakıyorum beni gördüğüne pek sevinmedim. Çok canım, sevinmez olur muyum Sebahati? Niye sevinmeyeyim? Aman lütfen. Sevinmeyelim. Sevindim canım, sevindim. Sevinmeyedin. Sebahaticiğim, sevindim, çok sevindim de yani önemli bir... Sevinmeyedin. Halbuki ben senin geçtiğini görünce kafayı çektiğim meyhaneden sevinçle fırladım. Yıldırım hızından fırladım. O kadar hızlı fırlamışım ki... Hesabı bile vermeyi unutmuşum, bak. Bak. Bak seni ne kadar severim, bak. Bana bakarken sarıları yak, gözümü alıyorsun. Kusura bakma Şenol. Estağfurullah canım. Başını artmıyorum ya. Yok canım, olur mu öyle şey? Ya üzerinde 500.017 lira bozukluk var mı? Ne olacak? Deminden beri ağlanıyorum, benden bozuk yok da. Şu hesabı gönderelim, ayıp olmasın çocuklar. Tamam Sebahattin, tamam göndeririz. Ben gönderirim o hesabı daha sonra. Yalnız sen şimdi ne söyleyeceksen çabuk söyle. Önemli bir misafir bekliyorum, hemen gitmem lazım canım. Ayıp ettin, senin misafirin, benim misafirim anam. Teşekkür ederim. Başımın üstünde yerleri var. Çok teşekkür ederim. Abimin misafirlerini gönderin bakayım. Oğlum gelmediler daha. Oğlum gelmediler daha, gelince gönderin. Lan belki de gelmezler, ne bileyim ben ya. Ulan belki de gelmezler, ne konuşuyorsun onlara? Oradan abime 2 tane aynalı karı gönderin bakayım. Anlamadım. Anlamadı, 4 tane gönderin. Hangi 4 tane karı be, ne karısı ya? Sana duble söyledim. Bana bak, şimdi başlarım dublenden ha. Şimdi başlarım dublenden, alırım ayağımın altına, ağzını burnunu dağıtırım. Allah Allah ya, işimiz var dedik kardeşim ya. Yani sevindik seni gördüğümüzde, tamam, itirazımız yok ama lütfen, lütfen Sebahati. Hiç böyle sevinme görmedim. Sen beni gördüğüne sevinmedin. Bak Sebahaticiğim. Sevinme, sevinme. Yahu zaten bende talih yok. Kime canım desem, şey canım çıksın diyor. Ya Sebahati, şimdi alınganlığın sırası değil. Önemli bir iş davetim var. Özür dilerim ama yani onun için bazı... Özüre, mazerete ne hacet Şenol. Sen iyi ol, sen ala ol, bu bana yeter. Teşekkür ederim canım. Ben kendimi çoktan silmişim bu hayattan Şenol. Of, bilmezsin, seni ne kadar severim Şenol. Bilmez olur muyum Sebahaticiğim? Seni öz kardeşimden de çok severim. Tabii ya, bilmez olur muyum Sebahaticiğim? Öz kardeşimden de çok sevmezsem namerdim. Kardeşimle. Bak, Sebahati, şimdi anladığım kadarıyla sen daha evvel de içmişsin buraya gelmeden önce, bütün akşam boyu belki de. Sarhoşsun, daha fazla içme be kardeşim ha? Bak görüyor musun? Nasıl düşünüyor beni? Görüyor musun nasıl düşünüyor beni? İşte arkadaş bu, işte hakiki arkadaş bu. Sen üzülme gözümün nuru. Ben içtikçe açılırım ben. Bey arkadaşınız galiba. Arkadaşım tabii canım. 30 senelik arkadaşım bu bey benim. Bu bey benim 30 senelik arkadaşım bu bey benim. Dile kolay be. Dili bile zor be. Söyleyemiyor be. 30 senelik arkadaşım. Onun için canımı veririm be. Canımı veririm be. Şu sol kolumu veririm. Şu sol kolumu istesin. Rak diye keser veririm. İkisine parmak ilave ettiler. Kesinlikle öpürüm adam. Kesinlikle öpürüm. Çiçek gibi, çiçek, çiçek. İnsan gibi, insan. Oğlum, hani içki? Getirsene bir tane daha, doldursana içki. Lütfen Kamil Efendi. Parayı aldın da hemen şımardım mı? Fazla yüz vermeyeceksin bunlara. Yürü! İnsanları seveceksin ama fazla yüz vermeyeceksin. Tabii. Bilmezsin seni ne kadar severim Şenol. Ya bilmez olur muyum Sebahaticiğim? Kalp kalbe karşıdır be kardeşim. Evlerimiz de karşı karşıyaydı. Tabii canım. Hatırladın mı? Et yemez de. Ne güzel günlerdi o günler be. Ya ya. Biz seninle eski arkadaşız Şenol. Evet. Biz seninle ilkokulu beraber okuduk. Evet. Ortaokulu beraber okuduk. Evet. İlk kerhaneye beraber gittik. Biz seninle askerliği bile beraber yaptık. Kesinlikle bir öpüm tertip. Kesinlikle bir öpüm tertip. Oh. Oh. Asker arkadaşlığı benzemez hiçbir şeye değil mi? Asker arkadaşlığı hiçbir şeye benzemez. Asker arkadaşlığı mukaddestir. Mukaddes. Kerhanede bir mukaddes vardı. Tabii, camdan bakarken iş bitirirdi. Asker arkadaşlığının yeri başkadır değil mi Sebahattin? Asker arkadaşlığı hiçbir arkadaşlığa benzemez. Onun yeri ayrı. Heh. Benim yerim ne oldu? Senin yerin burası ya. Orada mı oturuyordum ben? Tabii. Ama oraya nasıl geldin peki? Vallahi bilmiyorum, onu sana sormadım. Ben onu bana sorarım. Buraları da yokuşla ya. Durulmuyor buralarda. Hasan Efendi! Kamil Efendi! Atla şunu, öğren. Ya Sebahaticiğim saçmalama ya, çok içiyorsun bu kadar. İçme be kardeşim, dokunacak be yavrum sana. Ben içtikçe açılırım. Ben senin içki diye içtiğini kulağıma damlatarım be. Öf. Yürü. Bak şimdi. Sana bir şey soracağım. He. Elini vicdanına koy, öyle cevap ver. Tamam, sor bakalım hadi. Bak şimdi. He. Sen beni, benim seni sevdiğim kadar sever misin? Severim tabii. Yuh, yalan adam. Halbuki ben seni kendi öz kardeşimden çok sevmezsem namerdim. Tamam be yavrum ama yani nereden çıkarıyorsun seni sevmediğimi? Sevmiyorsun. Çünkü sevseydin sen de beni bir defa öperdin. Biz seni 40-10 bin defa öptük. Sen benden bir defa öpmedin. Tamam öpelim bakalım. Hadi. Geçti artık. Yok yok öpeyim artık öpeyim. Geçti yok. Gel bak. Kıymet gel abi. Gel bak, gel. Oh. Oh. Oldu mu? Oldu. Demek sen de beni seviyormuşsun. Zaten biz seni çok sevişiriz. Tabii. Bizim senin ilkokulda aynı okulda okuduk. Aynı sınıfında. He. Hocamız da vardı. Kimdi o? Hatırlıyor musun hocamızı? Kim o? Kılıbık Rıfkı, Kılıbık Rıfkı mı? Ha hatırladım. Tamam da nereden aklına geldi senin şimdi bu? Seni gördüm, aklıma geldi. Kılıbık Rıfkı. Aa bak Kılıbık Rıfkı dedin. Bakalım bunu da hatırlayacak mısın? Bakalım. Sen onun sandalyesine raptiye koymuştun böyle, hatırladın mı? Öyle değil, Kılıbık Rıfkı'nın minderi vardı. Şimdi raptiyenin bir yuvarlak kısmı, bir de sivri kısmı var ya. Şimdi raptiyenin yuvarlak kısmını minderin alt kısmından geçiriyorsun. Sivri kısmı yukarıya geliyor böyle, Şimdi Rıfkı geliyor, olmadı. Rıfkı oturunca raptiye götürüyor. Ben onu beyefendiye getirmiştim. Bizim beyefendiyle ayrımız gayrımız yoktur Kamil Efendi. Bizim bu beyle hiç ayrımız gayrımız yoktur. Biz bunun okul arkadaşıyız be. Bu Şenol Şener var ya, bu Şenol Şener Kamil Efendi. Bu okulda harika çocuktu bu be. Yok ya. Harika çocuktu bu be. Tevekkilli adam olacak dana bokundan belli olur dememişler. Ben daha o zamandan belliydim dana. Nereden çıkarıyorsun şimdi bunları aslan Sebahati, yani boş ver. Yok şimdi sahte tevazu bırakalım Şenol. Sahte tevazu bırakalım. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Şenol'un hakkını da biz alalım. Ya Kamil Efendi gelmedi mi daha bu beklediklerimiz? Efendim ben kapıya tembih etmiştim. Mafi bir kendim kontrol ederim efendim. Hadi lütfen canım. Merak etme. Hadi. Yahu içme be Sebahati artık. İçme be evladım. Şu haline bak ya. Ayakta zor duruyorsun. Perişan, acınacak bir vaziyettesin. İçme. Keyfimden beri içiyorum. Ben muzlukum Şenol. He? Neşemle mi içiyorum ben bu boku? Ne oluyor ya? Üzüntümden içiyorum. Niye üzülüyorsun oğlum sen? Yapmış. Evladım söylesene, para sıkıntın mı var, borcun falan mı var ya? Yapmış. Bir sağlık problemi falan mı var oğlum? Dizlikler yok bir şey, domuz gibi. Ya Sebahati sen benim iyi arkadaşım olduğunu söylüyorsun. Dünyada en çok beni sevdiğini söylüyorsun. Söylesene bana derdin oğlum. Niye üzülüyorsun? Kime üzülüyorsun? Senin için üzülüyorum. Benim için mi üzülüyorsun? Senin için. Benim neyim için üzülüyorsun oğlum? Olur lan bu. He? Senin gibi bir adama yapılır mı lan bu? Allah Allah. Evladım kim? Ne yapmış bana ya? Sana bir şey söyleyeceğim. Metin ol Şenol. Söyle bakalım, merak ettik. Allah Allah. Biricik karın, sevgili karın, Refika-i hayatın Neriman seni aldırtıyor. Ne diyorsun lan sen? Aa. Hem de en yakın bir arkadaşınla aldırtıyor. taktı. Ben takmadım, sen taktın. Aslında benim senin karınla yatmış olmam hiç önemli değil. Anlamadım. Senin gibi bir adamın karısıyla yatmak benim için şereftir Şenol. Oo, ama bir inek tutar da kafası kıyakken bunu sana anlatırsa ne yaparım diyorum. Ulan o zaman ben senin yüzüne nasıl bakarım ya? Bana bak Sebati, aklın sıra şaka yapıyorsun ama artık bu eşek şakasını geçti yani. Felaket oldu lan bu. Eşekler gibi sevişiyoruz benim bana. Senin yanında gayet ciddi, sizle bizle numarası yapıyor. Sen yokken canım hayatım, onu unutma. Vay kahpe vay! Sinirlenme, sinirlenme. Seni de seviyor karı, seni de seviyor. Her buluşmamızda muhakkak adım geçiyor. Allah Allah! Kulakların içinde alıyor mu? Bıktım ondan artık senden. Ne diyor biliyor musun bana? Bak ne diyor biliyor musun bana? Bak. Bıktım artık ben bu hayattan diyor. Çek beni bu hayattan diyor. Biz de hayatımızı yaşayalım diyor. Bak bak. İşte o zaman aslanlar gibi ben dikiliyorum karşısına. Şenol'umuzu unutamayız diyorum. İyi dememiş mi? Vay kahpe vay! Sen bozuldun sen. Sen bozuldun. Sen içmeye sen bozuldun sen. Ki sana dokunuyor, bozuldun sen. Bak sana neler anlatacağım bak. Bırak şimdi Allah aşkına ya! Allah aşkına bak sana neler anlatacağım. Öleceğiz şimdi gülmekten bak bak. Geçen gün ne diyor biliyor musun bana? Seninki yatakta. Allah! Bak bak, Allah aşkına bak şimdi, bak bak. Bak şimdi bak bak. Sen diyor bana, sen diyor bana. Şenol'u diyor, benden çok seviyorsun diyor. Bak bak, orospuya bak bak. Ortada fol yok, yumurta yok. Bizi birbirimize düşürecek bak. Ulan nasıl fol yok, yumurta yok? Daha ne olsun be? Daha olsun be dedim. Daha olsun be dedim. Şenol benim canım ciğerim dedim be. Arkadaşım, kardeşim dedim be. Öldüsün ölürüm dedim be. Böyle yüzü koyun yatıyor kahpe. Poposuna bir tane. Böyle titriyor bende. Namussuz! Ben onun ağzının payını verdim. Sen sus. Ulan ben namussuz diye sana söylüyorum be. Bunca yıllık arkadaşımsın. Utanmadan seni herkesten, her şeyden çok severim diyorsun. Seni hari bir ismetimi almışım. Mazide sana neler yapmışım. Gözüne dizine dursun be. Maziyi hatırlatma bana Şenol. Mazi kalbimde bir yaradır benim Şenol. Niye ağlıyorsun lan eşol eşek? Ben ağlıyor muyum? Ağla. Seni ağla. Acılısın. Bana bak. Ağlarsan. Bana bak Sebati, burası yeri değil. Başka bir yere olsa alırım ayağımın altına. Ağzını burnunu dağıtırım senin ama... Ah ulan... Siktir git lan! Yok öyle hikaye. Yok öyle hikaye. Senin bu durumda bırakıp bir yere gidemem ben. Ben kötü bir dostuyum ben. Ben arkadaş canlısıyım ben. Yok öyle hikaye. Yazmıyor öyle benim kitabımda öyle yazmıyor. Hem herifin karısını şey yapayım bırak git. Yok öyle. Bırak bu karıyı Şenol, bırak bu karıyı anam. Bu karıdan sana hayır yok. Zaten çirkin karının biri. Ulan nerede senin birinci karın Leman be, ne karıyı? İşte böyle. Geçiyor hep yıllar, birbirinin hep aynı, bir ileri bir geri, vergi üstüne, fiyatlar yükselmede, seçimlerde yaklaştı, siyasiler saç saça baş başa. Ama kesme ümidi, yarın başka olur belki. Bir güne bak bir bugüne, hey gidi günler hey.